arkadaşlar veri ve grafiklerin 3. testi ile çözümlerimize devam ediyoruz. 1. sorumuzda bir cep telefonu satıcısının haftanın 5 günü sattığı cep telefonlarının sayısı aşağıdaki tabloda verilmiş. Tabloda verilen bu sayıların aritmetik ortalaması 9 olduğuna göre bu sayılarla oluşturulan veri grubunun açıklığı kaçtır demiş. Şimdi öncelikle satılan telefon sayısını her birini toplayalım. 2 buradan 10, 18, 11 daha 29 geldi. 29 artı çarşamba günü x tane Toplamda kaç gün burada var? 5 güne böldüğümüz zaman aritmetik ortalamasının 9 olduğunu söylüyor. İçin açılar çarpma yaptık. 29 artı x eşittir 45. Buranın x değerimiz 16 geldi. Bize veri grubunun açıklığını istemiş. Şimdi x değerimiz 16. Bu açıklık neydi? En büyük terimden en küçük terimi çıkartacağız. Dolayısıyla 16'dan en küçük terimizde 2 olduğuna göre çıkarttığımız zaman veri grubunun açıklığını 14 olarak bulmuş oluyoruz. İkinci soru aşağıdaki grafiklerde verilen taralı bölgeler dolmakta olan bir havuzun içindeki su miktarını göstermekte. Buna göre aşağıdaki grafiklerin hangisinde havuzun %60'ı doludur demiş. Şimdi bakalım havuzun %60'ı. Şimdi normalde şöyle gelecek. Mesela %60'ı ise 360'da sonuçta bunlar bir daire grafiği olduğu için %60'a denk gelen 360'da kaça denk gelecek onu bulmamız lazım. Buna göre sonuçta burada artış olacağına göre yani derece burada 360 derece olduğu için burada da aynı şekilde artış olacak. Doğru orantı var. İçler dışlar çarpmış ekle yapıyoruz. Buradan 100 çarpı x eşittir 60 çarpı 360 geldi. Sıfırlarımızı götürelim. 2'ye böldük 5 geldi. 2'ye böldük 3 geldi. 360'ı 5'e böldüğümüz zaman buradan 72 geldi. Dolayısıyla x değerimiz 72 çarpı 3'ten 216 dereceye denk gelmiş oldu. Üçüncü soruda sayıların yargılarının hangileri doğrudur demiş. Açıklığı 22'dir demiş mesela. En büyük terimi aldık 24. En küçük terimiz 2. Dolayısıyla açıklık 22 geldi. Medyanı 13'tür demiş. Şimdi küçükten büyük sıralamamız lazım. 2, 5'i yazdık. Daha sonra 7 var en küçük olarak. Daha sonra 13, 17, 18 ve 24 var. Medyanı bulacaksak o zaman şöyle diyelim. Buradan 3 geldik. Buradan 3 geldik. Ortadaki terimiz 13 oldu. Dolayısıyla medyan 13. Aritmetik ortalaması 12'dir demiş. Toplayalım bu değerleri. 18 buradan 20, 27, 32, artı 24 var. Buradan da 30 geldi. Topladığımız zaman 6, buradan 6, 8 yani 86 geldi. 86 da kaç terim var burada? 6, 7 tane terim var. 86'yı 7'ye böldüğümüz zaman aritmetik ortalama 12 gelmediğine göre. Yani buradaki oran 12 olmadığı için aritmetik ortalama 12 gelmedi. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 oldu. Dördüncü soruda bir GSM operatörü her abonesinden aylık sabit 10 TL telefonla yapılan her 60 dakikalık görüşme için ise 4 TL ücret almakta. Buna göre yapılan telefon görüşmeleriyle ödenen ücret arasındaki bağıntıyı gösteren grafik. Şimdi sabit olarak 10 TL aldığına göre hiçbir şekilde konuşma yapmadan direkt 10 TL'yi alacak. O yüzden de grafikte o zaman 10 TL ile başlaması lazım. Yani 0 saat olduğunda 10 TL ile başlayacak zaten. Hiç konuşmasa bile bu 10 TL'yi verecek. Mesela B şıkkında direkt hiç konuşmasa bile 0 TL gibi bir şey değil. 10 TL sabit olarak verecek. Bu yanlış. 1 saatte değil 0 saatte 10 olacak. Bu da yanlış. D şıkkı olabilir. A şıkkı olabilir. Ve E şıkkı da yine aynı şekilde bizim istediğimiz gibi söylemiş. E şıkkı da olabilir. Bunun dışında her 60 dakikalık görüşme için. Yani burada saat olarak verildiğine göre o zaman 1 saatte 4 TL ücret olacak. Her 60 TL olduğu için ikinci saatte 8 TL ücret ödeyecek. Bakalım mesela 0 saatte 10 TL verdi. 3 saat geçtiğinde 3 saat geçtiğinde 12 TL vermesi lazım. E şimdi 3 saat geçtiğinde 10 TL'nin üzerine 12 TL verecek ve toplamda 22 TL vermesi gerekirken 3. saatte 18 olmuş. A şıkkı da yanlış. D'ye baktığımız zaman şimdi 0 saatte 10 TL verdi. 2 saat geçtiğinde, 2 saat sonra 8 TL daha vereceği için ilk başta 10 verecekti zaten. 2 saat konuşma yaptığı için 8 TL daha verecek ve 18 TL denk gelecek 2'nin karşılığı. 4 saat konuşma yaptığında ise 10 TL olacak. 4 saat konuşma yaptığında ise 16 TL verecek. 1 saatte 4 TL, 4 saatte 16 TL. Onun üzerine 16 verdiğinde de 4 saatin sonunda 26 olması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla D şıkkımız doğru geldi. Beşinci soruda A ve B bitkilerinin zamana bağlı boy uzama miktarları grafikte verilmiş. Buna göre başlangıçtan itibaren kaçıncı ayda A bitkisinin boyu B bitkisinin boyunun iki katı olur demiş. Şimdi A'ya bakalım öncelikle e, sıfır ayda boyu da sıfırmış. Hiçbir şekilde e, bir boy uzunluğu yok. B'ye baktığımız zaman ise ilk başta yani sıfırıncı ayda bile boyu iki santimmiş. Şöyle diyelim sıfırıncı ayda burada boyu sıfır bunun boyu iki santim. Buna göre kaç ay sonra yani kaçıncı ayda A bitkisinin boyu B bitkisinin boyunun iki katı olur. Bir de şöyle bir durum var. Ne kadar arttıklarını da bakacağız. Mesela A bitkisinin boyu 2 ay geçtiğinde şöyle diyelim iki ayda 3 santim uzuyor. B bitkisi ise zaten 2 santimle başlamıştı. 2 ayda bir santim uzamış. 2 ayda 1 santim uzamış. O zaman bir ayda ne kadar uzadıklarına bakalım. Bir ayda dolayısıyla burası nedir? Bir ayda yarısını aldığımız zaman 3 bölü 2 santim yani bir buçuk santim uzuyor. Burası ise 1 ayda 0,5 cm uzayacak. Burası da 1,5 cm uzayacak. Şimdi kaçıncı ayda A bitkisinin boyu B bitkisinin boyunun 2 katı olur demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada mesela 1,5 ayda T kadar e, ay geçtiğini düşünelim. T ay sonunda 1 ayda normalde 1,5 cm artıyorsa bu. T ayda 1,5 T kadar bir artış olacak boyunda. Zaten 0'dı. 1 e, ayda bu kadar artıyor. Ya da, ya da T zamanda T ayda 1,5 T kadar bir artış oldu. Diğerinde ise yine aynı şekilde 1 ayda 0,5 cm ise T ayda nedir? 0,5 T kadar uzama olacak. Zaten 2 cm boyu vardı. Dolayısıyla ne, gel ne gelmesi lazım? 2 artı 0,5 T kadarlık bir uzama olacak. Her T kadarlık zamanda bu şekilde gidecek. Şimdi bize şunu söylüyor. A bitkisinin boyu B bitkisinin boyunun 2 katı olduğundaki zaman nedir diye sorduğu için bu şekilde denklem kurduk. İşlemlerimizi yapalım. 1,5 t eşittir. Burada 2'yi dağıttığımız zaman 4 artı 0,5 ile 2'yi çarptık. 1 t geldi buradan da. Karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 0,5 t 4'e eşit. Buradan da t değerimiz 8 geldi. Yani 8. ayda A bitkisinin boyu B bitkisinin boyunun 2 katı olmuş. 6. soru bir deneme sınavındaki soru sayılarının branşlara göre dağılım aşağıdaki grafikte gösterilmiş. Deneme sınavındaki matematik sorularının sayısı fizik sorularının sayısından 20 fazla olduğuna göre. Şimdi matematik sayıların sayısı fizikten 20 fazla. Derece olarak ne kadar kalıyor ona bakalım. Burada 70 var zaten 120. Burası 190 derece. 90 derece daha 280 derece. 360 derece içinde buraya o zaman ne kaldı? 80 derece kaldı. Şimdi matematik sınavı ile fizik sınavları arasında 40 derece fark var. 40 derece 20 soruya denk gelmiş. Çünkü matematik fizikten 20 soru fazlaymış. Derece olarak da 40 derece demek ki 20 soruya denk geldi. Bu deneme sınavındaki Türkçe sorularının sayısı kaçtır demiş. Türkçe soruları 90. Şöyle diyelim burada 2'ye böldüğümüz zaman mesela 20 derecede 10 soru. Tekrar 2'ye böldüğünde 10 derecede o zaman nedir? 5 soruya denk gelecek. 10 soru bu grafikte 10 soru 5 soruya denk geliyorsa biz 90 derece arıyoruz Türkçe için. 90 derece kaç soruya denk gelir? 9 katı buna 9 katı olacağı için 45 soruya denk gelecektir diyoruz. Yedinci soruda terimleri pozitif tam sayılardan oluşan en terimli bir sayı dizisinin modu 6 medyanı 4'tür demiş. Buna göre n'in en küçük değeri için bu dizinin aritmetik ortalaması en az kaç olur? Şimdi en terimli dediğine göre o zaman dizimizde en tane terim var bizim. Ve e, bunun en az olması istiyoruz. Yani en az terimi bir dizi oluşturacağız. Medyanı 4 yapmamız lazım. Modunu da 6 yapmamız gerekiyor. Şimdi e, modu 6 olduğuna göre o zaman 2 tane 6 değeri o yazabiliriz. Mesela bir tane yazarsak modunu yazamam ama en az olması için 3 tane değil de 2 tane 6 yeterli şimdilik. Medyanın 4 olmasını istiyoruz. O zaman şimdi medyanı bulabilmek için küçükten büyüğe sıraladığımız için 4 de bu şekilde yazdık. Burada medyanın tam ortaya gelebilmesi için o zaman buraya iki tane terim daha yazmam lazım. Dörtten küçük olacak şekilde. Ve mesela burada en küçük bu arada pozitif tam sayı dediği için sıfır da yazamıyorum. Bir yazmış olsam buraya ikincisine de mesela bir yazamam. Çünkü bu sefer modu hem altı hem bir olmuş olur. Olmaz. Buraya şöyle dersek ikiye buraya da bir diyebiliriz. Bu şekilde bir dizi oluşturabiliriz. Beş terimli bir dizimiz var. Buna göre burada toplarsak 10 16 18 19 aritmetik ortalamasının en az olmasını istiyoruz. 19/5 gelir buradan. Bunun dışında medyanı 4 yapabilmek için bir de şöyle yapabiliriz. Mesela burada 6'yı yazdık. medyanın 4 gelmesini istiyoruz demiştik. Medyan tam ortada kalabil yani daha doğrusu medyanın tam olarak 4 gelebilmesi için illa 4'ü kullanmak zorunda da değiliz aslında. Şöyle de olabilirdi. Mesela 6'yı yazdık. E, altının yanında mesela tam ortada 6 ve 2 var. Burada bir tane daha 6 var. Tabi modu 6 olacak şekilde. Burada da mesela en küçük terim olarak 1'i yazdık. 2'den küçük olacak şekilde. Bu 4 terim yani çift terimli bir ifade geldiğinde medyanı nasıl yapıyoruz? Ortadaki 2 terimi toplayıp 2'ye bölüyoruz. 6 ile 2'nin toplamından toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman medyanı 4 gelmiş oluyor. Yani bu şekilde de medyanı 4 modu yine 6'yı sağlıyor. Buradaki terimlere bakalım. 12, 14, 15 geldi. 15'te 4'e böleceğiz. Burada hangisi gelecek? Mesela 15'i 4'e böldüğümüz zaman burada 3 defa gelecek. 12. Buradan nedir? 7 kere 4, 28. 3,7 gelecek. Mesela 19'u 5'e böldüğümüz zaman Buradan yine 3 defa diyeceğiz. 4 gelecek. 40. Burada 3,8 olacak. Dolayısıyla buradaki 3,7 yani devam ettiğimiz zaman 3,75 aslında aritmetik ortalamanın en küçük değerini bu vermiş olacak. Bunun dışında başka bir e, terim yani dizi oluşturamayız. Dolayısıyla en küçük aritmetik ortalamamız 3,75 gelecek. 8. soruda aşağıdaki grafikte 5 kişinin ağırlıkları ile ilgili bazı bilgiler verilmiş ve bu kişilerin ağırlıkları ile ilgili de aşağıdakiler bilinmekte. Elif ve Ada aynı kilodadır demiş. Şöyle yazalım. Elif ve Ada aynı kiloda. Durun hatta grafikte de direkt gösterebiliriz. Bunlardan biri Elif, biri de Ada olacak. Aynı değeri verdiği için. Duru'nun ağırlığı öykünün ağırlığından 2 kilogram fazladır demiş. Duru'nun ağırlığı öykünün ağırlığından 2 kilogram fazla. Yağmur'un ağırlığı Elif'in ağırlığından 3 kilogram fazla. Öykünün ağırlığı yağmurun ağırlığından 8 kilogram azdır demiş. Eksi 8 de diyebiliriz ya da buraya artı 8 de desek olur. Buna göre bu 5 kişinin ağırlıklarının aritmetik ortalamasını istemiş bizden. Şimdi e, biz Elif ve Ada'nın bunlardan birileri olacağını belli. Burada ikisi eşit. Mesela Elif ve Ada ile ilgili buradakilerde ne demiş? Mesela Elif'in ağırlığından 3 kilogram fazla yağmur varmış. O zaman sonuçta Elif ve Ada'dan kilolu olan buradaki sadece bir tane ifade var. O zaman nedir? Bu 3 kilogram fazla olacak ve burası da yağmur olacak. Şöyle dersek biz Elif ve Ada'nın kilogramlarını x dersek o zaman yağmurunki x artı 3 kilogram gelecek. Daha sonra yağmurla ilgili olarak ne söyleyebiliriz mesela burada yağmur öykün ağırlığından 8 kilogram fazlaymış. Şimdi öykün ağırlığı bu da olabilir, bu da olabilir tam olarak onu bilmiyoruz. Bunun dışında burada durun ağırlığı öykün ağırlığından 2 kilogram fazla dediğine göre o zaman şimdi öyküye zaten ya burası kalacak ya da burası kalacak öykü ve duru için. Duru öyküden daha ağır olduğuna göre o zaman burası öykü, burası da duru olacak. Dolayısıyla durun ağırlığı 53 gelmiş oldu öykünün ağırlığının 2 kilogram fazlası duruya eşitse o zaman burada 2 eksiğinden dolayı burası 51 gelecek. 51, 53 şeklinde gitti. Burada yine aynı şekilde bunlar hakkında mesela öykünün burada artık biz öykünün kilosunu biliyoruz 51. O zaman 51'e 8 eklediğimiz zaman 59 da yağmurun ağırlığı olacak. Direkt burada hiç x artı 3 demeyelim. Direkt yağmurun ağırlığı 59 geldi. Yağmurun ağırlığı Elif'in ağırlığından 3 kilogram fazla olduğuna göre o zaman burası 59 değil 56 oldu. Buna göre artık aritmetik ortalamaları bulalım. Öykün ağırlığı 51. Elif'in ağırlığı 56. Yağmur'un ağırlığı 59. Adanın ağırlığı 56. Durun'un ağırlığı 53. Bunları toplayıp 5 kişi oldukları için 5'e böleceğiz. Topladığımız zaman 10, 16, 22, 25 geldi. 2 eldimiz var. 5, 10, 15, 20, 25, 27 geldi. 275'i de 5'e bölmemiz lazım. 2 buradan 25, 5 kere geleceği için de aritmetik ortalamamız 55 gelmiş oluyor. 9. soruda bir ülkede yıllara göre yetiştirilen tahıl miktarının grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi yılda bir önceki yıla göre yetiştirilen tahıl miktarında %20 artış olmuştur diye soruyor. Şimdi bakalım mesela 2010'dan 2011'e geçerken 2011 yılında Arada mesela ne kadar 12 iken burada 15 olmuş. Yani 12 iken 3 arttığına göre bize yüzdesini sormuş. Yüzde kaç artmıştır diye soruyor. Burada 4'te 1 olduğu için 4'te birinden 25. Dolayısıyla yüzde 25 artmış mesela 2011 yılında. 2012'ye bakalım 15 burası 16 olduğuna göre o zaman 15'te 1 artmış zaten yüzde 20'si olmaz. Burada 2013'te 16 iken 20 olmuş. Yani 16'da 4 arttıysa 2013 yılında 16 iken 4 arttıysa yüzde kaç artmıştır diyeceğiz. Yine 4'te 1'i 4'te 1 ol olacağı için yüzde 25'i artmış olacak 2013'te. O da değil. 2014'e baktığımızda zaten yine 20 kaldığı için sabit. 2015'te 20 iken 24 olmuş. Yani şöyle diyeceğiz. 20'de 4 arttıysa yüzde kaç artmıştır? 5'te 1 olacağı için 5'te 1'inden de 20 gelecek. Dolayısıyla yüzde 20 artış olan 2015 yılı. Gelmiş olacak.